bizi bırakmaya azmediyormuşsun. Etim başka bir yar, başka bir dosta meylediyormuşsun. Etim sen yadeller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etim isyan et ey arkadaşım. Söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun? Etim. Lan şimdi de oraya mı küstün? İl aşağı. Amına kodumu bedevisin. İl amına kodumu. Hangi aklı hizmet benim buradan bilet göndermemi istersiniz ya? Hayır efendim, hayır. Tabii ki de önce bileti yolla, daha sonra parayı yollayalım olmaz. Ben buraya kolay mı geldim zannediyorsun sen ya? İyiymiş ya. Ayranınız yok içmeye, uçakla gidiyorsunuz gezmeye. Tamam hemşire, benim bir sürü işim gücüm var. Kapat lan, kapat. Lan kapat. Gerizekalılar. Kala. Patron. Buyur. Hoş geldin. Kimmiş la o gerizekalılar? Ya şu Brüksel'den gelen bir grup vardı ya. Evet. Ankara'yı gezmiş bitirmişler. Bir de İstanbul'u görelim diye bizden bilet istiyorlar. Parasını da haftaya vereceklermiş. Sen ne dedin? Bir güzel ağızlarının payını verdim abi. Ağızlarının payını verdin değil mi? Başarılısın bu konuda ya. Çok. O zaman şu ceketi bir çıkaralım bakalım. Demek ağızlarının payını verdin. İyice bir vereydin ağızlarının payını. Demek ağızlarının payını verdin. Tükür lan. Tükür lan. Hayda. Oğlum bu ne lan? Ulan seni ben var ya. Anyo, Baturay abi ne gömmüş la. İnsan avlanır gibi vurmamış hacı. La oğlum be doğum. Ben nereden bileyim bu heriflerin Avrupa Birliği'nden patrona fon çıkarttıklarını. Müneccim miyim oğlum ben ya? Oğlum Brüksel deyince ayıkmadın mı la? Brüksel deyince aklıma sadece lahana geliyor. Bizim patronun da Brüksel lahanasıyla işi olmaz. Alo, evet. Evet ben Altun Muzaffer'in oğlu Yiğit. Vay muhtar amca merhaba, ne yapıyorsun? İyiyiz çok şükür, siz nasılsınız? Ne? Babam mı ölmüş? Takdir be hacı. Günaydın benim yakışıklı cesur doktorum. Günaydın mı? Saat 10 oldu Mina doktorum. Birazdan öğle yemeğine çıkarız. Ama sen toplantıda o kadar çok muhalefet oldun ki ben gece 3'te eve gitmek zorunda kaldım doktorcuğum. Olur mu tabii? Ne demek kelleye çare şampuan olmaz? Olur efendim, bal gibi olur. Bak en azından kelleyi önleyici. Hmm. Kökleri güçlendirici şampuan yapmak mümkün. Ama firmalar basıyor suyu, basıyor köpüğü. Oh ne âlâ memleket. E bu kafayla tabii ki o şampuanların kimseye faydası olmaz. Hı hı. Aşkım, senin dün yaptığın karışım nerede? Profesör Tufan Hoca bana çok güvendiğini ve bir gün mutlak başarıya ulaşacağımı söyledi ve karışımı kendisi aldı. Süper. İlk kendisi deneyecekmiş. Süper. Cesur! Hayda! Allah belanı versin lan senin. Ne yaptın lan saçıma? Senin yüzünden kel kaldım, it! Ya bir anlam veremiyorum. Muhteşem bir karışımdı ya. Nasıl oldu yandı hocanın saçları? Ya acaba alkol oranında mı bir sıkıntı oldu? Yo yo, karışım mükemmeldi. Ya abi hiç sırası değil ya. Efendim abi, iyiyim abi, sen nasılsın? Ne, babamla mı konuştun? Anlamadım, hasta mıymış?
Kime veda etmiş? Ya hoca kulağıma da vurdu benim. Abi bir daha söyle. Babam ölmüş. Vay kimya gel. Ne haber lan? Hayatım var ya. Bar bu çocuğun hakkını ödeyemez. Nerede ne kadar satılmayan içki varsa alayını toplar, içine alkolü basar, kakalar millete. Oo Hakkı baba, nasılsın abi? İyidir, hoş geldin kardeşlik. Sen de hoş geldin abla. Hoş bulduk. La oğlum geçen zam yapmadık mı sana? Sen ne durmadan zam isteye ettiriyorsun? Hem de patronun misafirlerinin yanında. Abi biliyorsun paraya ihtiyacım var. Kalbim yapacağım. Hem karşıdaki bar daha fazla para teklif ediyor abi. Hayati dayıya söyledim ben. Sever beni. Sabah gel konuşalım dedi. Bakalım göreceğiz. Hah, geldin mi? Geldim dayı. Ne oluyor lan? Yenge sen bize bir müsaade et. Biz biraz özel görüşeceğiz. Egemen, bak geç kalma. Daha hastaneye gideceğiz ona göre. Merak etme sen, çabuk yollayacağım. Bu kaçıncı zam lan it? Çok acıyor mu? Bok var adamları hastaneye gideceğiz diyorsun. Allah Allah. Beni eli boş göndermemek için mi dövdüler seni? Üç günde iki kere zam istersen olacağı buydu zaten. Şşş abim arıyor. Burada biraz para isteyelim şu albüm için. Vay 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 abilerin en tatlısı, en karizması, en şekeri. Ne haber abi? Ya bırak şimdi babamı bak ne diyeceğim ben sana. Şu bizim albüm olayı var ya. Ne? Ne oldu? Babam mı öldü? Ya Rabbim, dün sabah itibariyle ahirete intikal eden ve bugün defnini gerçekleştirdiğimiz Muzaffer Eren kardeşimizin mekanını cennet, kabrini nur, Peygamber Efendimiz'e komşu eyle ya Rabbim. Amin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yesufun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Ağzına, diline, yüreğine sağlık. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hepimizden Allah razı olsun. Aman efendim. Buyur. Ne zahmet ettiniz, vazifemizdi. Rahmetlik Muzaffer'i de çok severdim. Adam gibi adamdı. Ama gönlünüz hoş olsun, alayım bari. Ulan hoca. İyi yere kapak attın ha. Bu köyün alayı yaşlı ve ihtiyar. Buradan sana çok iş çıkar şerefsizim. İnşallah. Yani inşallah. Allah herkese hayırlı ölümler versin efendim, değil mi? Başınız sağ olsun. Allah razı olsun. Hadi bakalım siz doğru kahveye gidin. Ben de babanızın size bıraktığı vasiyeti alayım. Kahvede okuyacağım herkesin huzurunda. Hadi bakalım. Nasıl yani? Babam vasiyet mi bırakmış? İyi de onun okuma yazması yoktu. Yavrum okuma yazması yoktu ama okuyan yazan biri vardır. O söyledi, ben yazdım. Ne var bunda bu kadar merak ediyorsunuz ya? Hadi bakalım. Hadi. Başınız sağ olsun. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Çaylar. Sen niye gelmedin cenazeye? Ben daha cenazeye menazeye gelmemiyorum dayı. Ben Muzaffer abiyi çok seviyordum. Kalbi de altın gibiydi. Veresiye de yazdırmıyordu sağ olsun. Ondan adını altın Muzaffer diyorlardı abi. Ya Hamdi, sen gerizekalı mısın oğlum? Ne biçim fırıncısın sen? Hiç cenaze günü pide ekmek çıkarılmaz mı ya? Abi ne yapayım? Halil abi servise çıkmadı bugün. Malzemem eksik kaldı. Sen bana niye demedin ki abla eksikli malzeme? Bırak ya, firmalar bile öğrendi senin nasıl bir gazıkçı olduğunu. Püsküvite 1 lira yazıyorlar. Sen de doğru durmuyorsun, onun üstüne 2 lira yapıştırıyorsun. Elimden gelse ekmek fırında püsküvite koyuluya dağıtacağım. Bırak Allah'ını seversin abi ya. Baba,
Annem anahtarları yolladı, gitsin ineklere baksın dedi. Lan eşek kadar adam oldun, daha ineklere bakmayı bilmiyorum. Hıyarın oğlu. Hıyarın oğlu değil, maydanozun oğlu, maydanoz Nuri. Senin işine bak be, koy koy Ramazan. Anan nerede lan? Kadınlar, muhtar amcalar da toplanmışlar ya işte, ağıt mağıt yakıyorlar. Amına kodumun karısı. Lan muhtarın evine gideceğine kendi evine git, ineklere bak. Çık lan, sen de al bunu, çabuk. Git. Gak kız gak. Ağıt yapmaktan ağzımız damağımız kurudu. Hadi bir çay may bir şeyler veriver hadi. Allah Allah. Bir bıkmadınız ya sabahtan beri ağıt çay ağıt çay. Yeter artık bir kendinize veriverin ya. Ana. Gavurun kızına bak. Dil bir karış. Kız doğru söylüyor hamiyet. Sabahtan beri dövünüp duruyoruz. Yeter artık. Adamın sağlığında bir çorba vereni yoktu. Anam diye kız. Ha ben daha geçen Ramazan'da verdiydim Muzaffer Ağa'ya çorbayı. Ramazan geçeli 8 ay oldu. Kalk 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 hadi. Oraya buraya şuraya oturalım. Hadi kalk. Anam. Hadi. Ay. Anam. Anam. Ay. Ah. Esat'tan geldi mi kız oğullara? He gelmişler Nuri söylediydi. Ah. Ah ah ah. 30 yıl oldu Fadime öleli. Daha 24 yaşında. Gencecikti. O öldükten sonra 3 çocuğuyla gala kaldı Muzaffer Ağa. Garibim. Çocukları sefalet çekmesin. İyi okusunlar diye onları yurda verdi. Ama ne gidip görebildi ne gelebildi garibim. Allah var. Yurtta da çok iyi baktılar. Hepsini birer meslek sahibi yaptı. Ama hiçbir akrabası, hiçbirisi yardım edildi. Çocuklarını görsün diyen olmadı. Ah bari hayra gelemeyiz. Doğru söylersin. Doğru, doğru. Ha şu Ankara'daki yakın akrabası vardı ya. O bile kız, o bile yardım etmedi. Al yavrularınla. Hasret gider demedi. Şunun şurasında 3,5 senedir çocuklarıyla görüşmeye başladı yavrum. Ah ah Allah var çok iyi adamdı. Ondan altı Muzaffer derler diyor. Ego ana o şu derenin kenarında gömü bulmuş diyorlardı. Doğru mu ki? He ben de öyle bir şey duyduydum. Ama Allah rahmet eylesin Muzaffer amcam adam gibi adamdı. Hep sizden bahsederdi. Sizi anlatırdı. Size överdi. Mekanı cennet olsun. Amin. Ağanım, bu arada planınız nedir? Çok kalacak mısınız? Vallahi bugün yarın gideriz ya. Yarın dönmeyi düşünüyoruz hatta biz. Nasıl yani? 7'sini burada yapmayacağız mı ağalar? Vallahi abiler, biz de kalmayı çok isteriz ama hepimizin ayrı ayrı yetiştirmesi gereken işler var. Selamünaleyküm ağalar. Sizin yüzünüze gözünüze ne oldu ya? Buraya gelirken bir kaza mı yaptınız? Öyle de denebilir tabii ki. Muhtar nerede? Muzaffer Ağa'nın vasiyetini almaya gitti. Birazdan gelir. Muhtar durup durup vasiyet masiyet derdi. Demek onu almaya gitti. Bekleriz. Ağanın bu arada siz aç değil misiniz? Yok abi sağ ol biz aç değiliz. Oğlum Mürsel. Hoş yengene git bir şeyler hazırlasın ya. Yemek misafirimiz var ha. Tamam abi. Tabii tabii tabii. Aferin aferin. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam da muhtar. Bu ne la? Ya bir merak etme ya. Bir maydanoz olma. Bir sakin ol ya. Bundan bir süre önce Hakk'ın rahmetine kavuşan Muzaffer Bey'imizin çocuklarına bıraktığı vasiyeti okuyorum. Ağalar, beyler, kardeşler ve canım evlatlarım. Öncelikle beni seven herkesin başı sağ olsun. Elhamdülillah çok şükür ki hiç kimseye borcum ve alacağım olmadan ömrümü tamamladım. Değerli dostlarım, arkamda evlatlarıma maddi değeri pek olmayan kıymetsiz bir ev ama çok kıymetli bir sandık bırakıyorum. Bu sandığın içinde
dünyalar değerinde bir miras vardır. Ancak bir şartım olacak. Evlatlarımdan her kim ki bu mirasa sahip olmak isterse kendi özel yaşantılarını bir kenara bırakıp bir ay boyunca köyde köy hayatıyla geçimini sağlayacak. Köy işleriyle meşgul olacak. Yani tam bir köylü olacak. Bunun kararını Muhtar Hasan ve köy heyeti verecek. Bu süre içerisinde sandık muhtarlığın kasasında saklı kalacak. Evlatlarından hiçbiri bu mirası istemezse o zaman sandık camiye bırakılacak. Ha, bu arada muhtarı boş yere sıkıştırmayın. O dahi bilmez sandığın içinden ne olduğunu. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Haklarınızı helal ediniz. Helal. Muzaffer Eren, imza. Vallahi ben biliyordum bu adamın eninde sonunda gömüyü bulacağını. Zerre aşağı dereye ikide bir gidiyor diyorlardı, ondanmış. Bak, biz niye gitmedik dereye? Sen anca un kar ekmek yap. Abiler, ikimiz dereye insek avcılar bizi ayı zannedip vururlar. Şu kılığına hiç baktın mı? Şşş, susun ya. Ya bir sus. Muzaffer Bey'imizin size olan vasiyetini okudum. Siz de dinlediniz. Ne düşünüyorsunuz? Bir karar verdiniz mi yavrularım? Vallahi muhtar amca, öyle ya da böyle bugün buralıyız. Sen bizim evin anahtarını ver, biz müsaadenizi isteyelim. Kardeşlerimle şöyle bir fikir alışverişi yapıp yarın erkenden konuşuruz. O zaman yarın Ahmet'in kahvesinde saat 7'de sizi bekliyorum. Tamam muhtar abi. Tamam. Hoş geldin Muhtar amca. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş. Yavrum, hepinizin başı sağ olsun. Sizler sağ olun. Babanız benim çok kıymetli, çok değerli bir arkadaşımdı. Biliyorsunuz. Hanımlar burayı toplayıcıydı. Ben özellikle toplatmadım. İstedim ki babanızın son anını siz de yaşayın. Allah nur içinde yatsın. Adam gibi bir adamdı yani. Yaşam devam ediyor yavrularım. Ölen ölünmüyor. Yalnız ben Yiğit'i tanıyorum da sizleri bilmiyorum. Sizler ne iş yapardınız? İsimleriniz de bana bir söyleyin bakayım. Benim adım Cesur, cilt doktoruyum. Eskişehir'de saç dökülmelerini araştıran tıbbi bir laboratuvarda çalışıyorum. Şu bizim köyde de bir sürü kel var doktor bey. Onlara da bir ilaç, bir çare bulursun da herkes kellikten kurtulur sayende. Senin tipin biraz bozuk gibi yeğenim. Senin adın ne? Ne iş yaparsın? Ben İstanbul'da müzisyenim. Solistim. Yakında albüm çıkacak inşallah. Ya bizim köyde de inşallah seneye çocukları sünnet ettirirken sen de sazını alır gelirsin, türkü söylersin. Olmaz mı? İste canımı vereyim, varlığına güleyim. Ben solistim, pop okuyorum. Yavrum, ben poptan, toptan anlamam. Sazını alır gelirsin işte. Tamam? Neyse. Gelelim şu babanızın miras konusuna. Ne düşünüyorsun bakayım? Vallahi ben o kadar süre burada kalamam. Kalırsam piyasadan silinir giderim.
Beni de bırakmazlar abi. En son başladığım formülü tamamlamadan bu kadar uzun yani buralarda kalamam. Ya bir de benim anlamadığım bir mesele var. Yani bu babamızın parası pul yoktu ki. Bu miras meselesi nereden çıktı? Ya muhterem ya, bu sandığın içinde ne var sen biliyorsun. Ya ne olursun az bir şey çıtlat şundan be. Ya vallahi bilmiyorum yavrum. Köylü bir tahmin yürütüyor. Hani rahmetlik babam aşağı dereye iki de bir de iner iner çıkarmış. Bu derede de tarihten beri yataklarında bir gömü olduğu söyleniyor. Muzaffer aşağı dereye gittiği zaman gömeye gidiyor. Orada araştırma yapıyor diyor. Köylünün diline düştü. Size bıraktığı sandığın içerisinde muhakkak bir şey var. Bence gömü var. Gömü? Babam böyle bir şeyden hiç bahsetmedi bana. Vallahi abi içinde ne varsa var. Ben duramam. Büyüksün abicim sen kal. Hem zaten içimizde köy hayatını en iyi hatırlayan sensin. Biz yarın sabah yavaş yavaş yola çıkalım. Kutunun sandığın içinden ne çıkarsa onu da aramızda pay edersin herhalde. Ya ben gideyim o zaman. İyice oturup düşünün. Güzelce bir karara varın. Yarın siz saat 7'de kahvede bekliyorum. Tamam mı aslanlar? Eyvallah muhtarımcığım. Beyler, o sandığın içerisinde ne var bilmiyorum ama belki de hayatımızı kurtaracak kadar büyük para, belki de çok değersiz bir şey olabilir. Ama çocukluğumuzdan beri ilk defa birlikte vakit geçireceğiz. Hem de babamızın evinde. Kıyıyı kaybetmeyi göze almayan okyanus keşfedemezmiş. Tamam, hepimizin işi değerli. Ama hangimizin işi babamızı geri getirecek? Yarın aramızdan birisi daha ayrıldığı zaman bu birlikte geçirmediğimiz bir ay için yanalım mı? Yoksa burada kalıp mirasımızı alıp paylaşalım mı? Gelin bilelim. Bu mirası üçümüz alalım. Lazımdı. Vallahi muhtar, eğer tarlada götü başı oynatmayacaklarsa 4 kişi yeter bana. O zaman sen. Hadi bakalım Nurdun tarlaya. Siz de hocanın yanına gidiverin, camiyi öğlen namazına yetiştirin. Hadi. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah, bir akıllı beni bulmaz ya. Şoför haller söyle, bebeleri şehre götürüversin. Bizim yiğidi de Nuri'nin tarlasına bırakıversin. Tamam mı? Doktorumuza gelince onu ilk günden yormayak. Hamdi'nin yanında ekmek işine bakıversin. Sazcı'yı da bizim bahçeye gönderin, gübre işine yardım ediversin. Tamam mı? Tamam abi. Hadi bakalım. Başkan! Var ya, öbe estağfurullah. Ne oluyor oğlum senin ya? Bir de bunu çıkarttılar usta başımıza ya. Bizim işimiz bize yetiyor ya başımıza başımıza. Etmeli. Sözlerimi birer birer tutmalı. Mirasçı olan malı ne etmeli? 3-5 oğlan olmadıktan geru.
Lan amına kodumu deli soykası. Git. İkide bir buraya gelme lan. İt. Getir lan ayakkabımı. Kör gözünü sikeyim he mi? Bir ayakkabıyı bulamıyorum. Çek şu pis ayaklarını. Git bir yıka oğlum lan. Yemin ediyorum zehirlendim resmen. Amma abarttın abi ya. Abartmışmışım. Senin ayak bastığın yerlerde gezen farelerin nesli tükenir lan. Hadi. Sanki seninkisi çok farklı nasıl seti. Tartışmayın oğlum ya. Temizlik imandandır. Bakın abinize örnek alın biraz. Güzelce geldim. Buz gibi suyla güzel bir duş aldım. Oh bir rahatladım. Hadi abi kalk güzelce ayaklarını yıka. Hadi kuzum. Sanki 3 yaşında çocuğuz ha. Kurban olsun abi sana yürü. Abi. Canım. Bu iş bizi çok yoracak. Burada kalmak konusundan emin misin ya? Evet eminim. Şurada sadece 29 gün kaldı. Hiçbir şey kalmamış. Abi şaka mısın Allah aşkına ya? Abi beni affedin ama ben gideyim ya. Bir sürü işim gücüm var ya. Benim de. Saçmalamayın oğlum bir ya. Allah Allah. Ne oldu sanki? Birkaç gün daha buradayız. Hayır, hiçbir yere gitmiyoruz. Şimdi güzelce kalkın. Bir şeyler atıştırdıktan sonra kahveye gidelim. Ne? Kahveye mi gideceğiz yine ya? Evet, kahveye. Burası köy. Köy yerinde kahveye gidilir. Bu ne lan? Kalk ayaklarını yıkar. Yürü. Hadi. Sen gerçekten bu sandıkta ne olduğunu bilmiyor musun? He vallahi Muhtar. Esadar. İçinde ne var ne yok biliyorum da bize bilmiyorum gibi yapıyorsan şu mübarek yerde günah olur yani. Ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Halit Maydanoz, Maydanoz'da imam olmuş. Ya sen şu camiye bir sabah bir akşam geliyorsun. O da niye? Rekatlar az diye. Öğlen, ikindin, yatsı yoksun. Bir de kalkmış bana vaaz veriyorsun ya. Ya ne alaka muhtar? Öğlenleyi tarlada, ikindileri de bahçede oluyorum da. Onun için gelip camide kılamıyorum namazı. Yatsı, yatsı? Heh, yatsıya sen de gelmiyorsun. Belki evde bile kılmıyordun sen. Ulan, Halil, sen ne gülüyorsun? Senin avradın olmasa şu camiye adım atmazsın. Sana bir şey konuşma muhtar. Bak, beni dinden imandan çıkartma. Şu camiye gelirken 50 kişi önümü kesti. Yok sandık ne oldu? Yok sandıkta ne var? Ya sen 5 kere sordun. Şu maydanoz 40 kere sordu. Ya ölüye bir saygınız olsun. Vasiyet etmiş adam. Ölüye saygınız yoksa Allah'a da inancınız yok mu sizin ya? Ya ne bu merak ya? Ya manyak mısınız, deli misiniz siz ya? Allah Allah. Hadi kalk. Of, of. Delisi olan bir gün ağlar, delisi olan her gün ağlar arkadaşlar. Benim bu çoraplarım nerede? Hamiyet! Ey! Hamiyet! İnşaat çavuşu başıma kesildi kardeşim. İnşaat çavuşu. Allah'ım yarabbim. Hamiyet! Aman, ne bağırıp durun be. Adımı mı ezberliyorsun? 80 katlı, yemesi tatlı. Bir de depreme dayanıklı baklava yapmış olsaydım, onu da yemiş olsaydım açlık kan şekerim de bir çıkmazdı. Ben bu çoraplarımı bulurdum. Ya benim çoraplarım nerede? Aa sabahleyin böyle ben bir çöpe bir şeyler attıydım da pek çoraba benzemiyordu ama. Neye benziyordu? Neye benziyordu? Böyle işte üzerinden kamyon geçmiş, çuvala benziyordu. Ana bir de sen gidip camide namaz kılan lan. O arkada oturanın vay halini.
Tövbe de ya. Ya tövbe de ya. İftira atma ya. Ben temiz kullanırım elbisemi, çoraplarımı. Yapma ya. Baba, ne bu ya? Kahve senmişti, gömleğinmişti. Belli değil. Vallahi yeter, yazık bize de ya. Ya kızım. Ya. Ya oğlan. Benim oğlan gece üşünce hiç erinmemiş, kalkmış, gitmiş ahıra. Hani bu ineklerin üstünde yemlik olur ya, uzanıvermiş oraya. Uykuda da denk durur mu? Dönünce düşüvermiş aşağı. Bir şey olmuş mu? Yok canım, ne olması? Uyanmamış bile. Garibim inek de o çiğnenmesin diye başında ayakta beklemiş durmuş sabahçı. Nuri abi, tabii ki bekleyecek. Ne de olsa süt annesi sayılır. Değil mi hocam, size soruyorum. Sizce bu ineği kesmek caiz midir hocam? Ben o ineği değil de seni gibi ineği kesmek caiz. Yapıcık adam bu adam ya. Evet. Selamun aleyküm ağalar. Aleyküm selam. Hoş geldiniz ağalar. Nasıl gidiyor? Çok şükür iyiyiz Nuri abi. Hayırdır doktor? Canı sıkkın gibi. Yorulduk biraz. Haliyle alışık olmadığımız tempoda çalıştık. Allah'ınızı seversen. Doktorluk ne var ya? Köylünün üç günlük ekmeğini heba etti. Unları düşürdü, çuvalları döktü, tahta küreği yaktı. Ben canımı zor kurtardım. Fırını yakıyordu ya. Doktorluk ne var ya? Sen ne yapıyorsun ya çalgıcı? Çalgıcı derken? Hani sen bir şeyler dımbırdattırmıyor musun? Ha, müzisyen demek istediniz. İyiyim, teşekkür ederim. Haliyle yorulduk tabii. Siz nasılsınız hocam? Allah'ın hamdına şükürler olsun. Hocalık da güzel. Lakin caminin temizliği olmasa. Hocam şimdi şöyle, biz babamızın yedisini yapacağız da bunun usulü kaidesi nedir tam olarak bilmiyoruz. Yedisini okuyacağız. Kırkını, 52'si, arkasına da mevlüdünü, sonra da köyün adetlerini siz yerine getireceksiniz. Adetler derken? Köy halkına yemek vereceksiniz. Cenazenin arkasından öyle yapılır. Niye? Ölenin ailesi mi zenginleşiyor da böyle köylünün karnını doyuruyorlar? Yok ya. Yıllardır bu usuldendir yani. Yemek verilir halka. Tuhaf tuhaf adetler. Ağalar, aslında dinimiz bütünleştiricidir. Ve dinimiz gereği bu adetler hoş görülen adetlerdir. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam Mutlu. Aleyküm selam. Ne yapıyorsunuz bakayım burada? Cemaate bereket. Şimdi bir hocanın ümmeti Muhammed'e dini bilgi vermesi, onları doğru yola getirmesi gayet güzel ama bunda öyle bir dini bilgi yok ki. Muhtar, ayıp oluyor ama. Hocam, yani pek konuyla alakası yok ama ben bir şey sormak istiyorum. Sor kardeşim. Şimdi biz bu tarafa doğru namaz kılıyoruz ya hocam. Doğru. Bu tarafa doğru namaz kılmayıp da dönüp tam tersimize namaz kılsak, dünya yuvarlak olduğu için dönüp dolaşıp aynı yeri bulmaz mı? Çok doğru. Vallahi bu senin sınıf geçme sorun olabilir. Köyümüzde bir sağlık ocağı var. Evet. Ve bu sağlık ocağının iki tane yol gidiyor. Birisi asfalt kısa, birisi taşlı topraklı karma karışık yol. Hangisini tercih edersin? Oo. Vallahi bravo. Alkış hocaya. Sağ ol. Hocam bir soru da ben soracağım. Sor Muhtar. Şimdi ben mesela kutuplara gitsem, orada 6 ay gece, 6 ay gündüz. Doğru mu? Doğru. Ben sabah öyle ikindi namazını ben nasıl kılacağım? Neye göre yani? Senin kutuplarda ne işin var Muhtar? Kutup ayısı tehlikeli derler bak, karışma. Ya arkadaş ya, la havle ve la kuvvet illa billah. Ya maydanoz mu yarattı ya? Ya hocam ben değil de bir bilim adamı, yani Müslüman bir bilim adamı gitse, hangi, nereye göre, hangi saate göre hareket edecek kutuplardaki bu namaz işini ya? Muhtar, sen benden dalga geçiyorsun gibi geliyor ama gene de sorunu cevaplayayım. Öyle bir yere gittin de oraya yakın namaz kılınan yer nereyse saatini, namazını ona göre ayarlarsın. Hmm. Vallahi bunu da alkışlıyoruz, bravo. Hocam, vallahi tebrik ederim. Teşekkür ederim, aferin sana. Muhtar. Aferin diye bizim orada eşya derler. Neyse neyse. Gelelim bizim köy starlara. Yiğit, yavrum yarın sen tarlaya gideceksin. Doktorum, sen de Avgun'dan su çekeceksin. Evlere tek tek su dağıtacaksın. Avgun mu? O ne?
Köy pınarı yani. Egemen, türkücüm benim. Sen de yarın tavukların yanına gideceksin. Oradaki yumurtaları toplayacaksın, yani kümese. Oraların temizliğini yapacaksın. Hadi bakalım. Can seni de gitarını da. Oha bizim oha. İyice köylü oldun sen. Bir defa senin bu beğenmediğin şeyi çalabilmek için insanlar yıllarını veriyor. Bu formüller de anamızdan bizimle beraber çıkmıyor değil mi? Ben de yıllarımı verdim. Hem de faydalı işler için. Hah, bu faydasız yani. Bir defa müzik ruhun gıdasıdır abiciğim. Hay ruhunu sikim senin emi. Gıdaymış, müzikmiş. Zehirlendik burada lan resmen. Egemen, o gitarı yerine bırak. Yoksa sana monteleyecek onu. Şu hayat ne garip şey ya. Kocaman bir aileyken dağıldık, küçücük bir aile kaldık. Sonra tekrar birleşelim derken aramızdan ayrılanlar oldu. Şöyle hep birlikte olsak, yine güçlensek, evlensek mesela. Sevgiyle, aşk ile, o gözler, o saçlar, o endam. Abi, iyi misin? Değilim. Araştırdım, bizim köyün hemşiresiymiş. Adı Eylem. Bekar. Tam benlik. Boku yemişsin oğlum. Sen hiç iyi değilsin vallahi. Değilim tabii oğlum. Onun yüzünden hastalık hastası oldum. Sırf onu görmek için var ya. Böyle yemek yemiyorum. Derin nefesler alıyorum tansiyonum düşsün diye. Geçen gün tarlada çalışırken sakatlanayım diye çapayı bir salladım. Çapa gitti bizim Naydınoz Nuri'nin götüre saplandı. Ne? Maydanoz Nuri'yi mi sakatladın? Adamın sol lopu yok artık. Oh! Oh! Anam! Anam, anam, anam! Ha. Yaktı beni şöyle çek. Yaktı, yaktı. Ya Nuri, iyi ki ortalanmışlar la. Ortalasaydın Maydanoz Nuri değil de Kıvırcık Nuri olurdu ya la. Açın da kendi kıçınıza gülün. Dübürler. Akşam akşam günaha girme şimdi. Zaten hep senin yüzünden geldi bu işler başımıza. Bir boktan anlamayan, bir halktan anlamayan adamları saldın üstümüze. Yahu kıçına çapa yiyene kadar her şey iyiydi, güzeldi. Adamlar işi kaptı deyip duruyordun. Şimdi ne oldu? Neyse, neyse. Hoca nerede hoca? Ya sormayın. Hocanın babası trafik kazası geçirmiş. Bu sabahın apar topar memleketine gitti. Namazı kim kıldıracak? Çilimci Mehmet Ağa. Kim kıldırırsa kıldırsın. Sana ne? Sanki sen namaz kıla kıla halları eskittin de. Elbet aramızda bir namaz kıldıran çıkar. Yani bu kadar cemaatin içinde imamet görevini yapan bir vatandaş vardır mutlaka. Vallahi muhtar sensin. Bu işi çözmek sana düşer. Namaz kıldırmanın bazı kuralları vardır. Bildiğim kadarıyla ahlak, fazilet, mefkure sahip olmak lazım. Yakışıklı, güzel kıyafeti olması lazım. Bunların hepsi eşitse avradı güzel olana düşer. Avradı güzel olan var mı? Anlaşıldı. Bu iş gene bize düşüyor. Siz camiye geçin. Ben de üstüm başımı değişip de geleyim. Buyurun. Hadi kalkın. Yatsı namazını kılmaya. Hocanın kıldığı yerde kılmak doğru değil. En iyisi ben bir metre sağda kalayım. Thank you.
La ben hayatımda böyle uzun namaz kılmadım ya. Ama çok da etkilendim. Lan Halil. Bir abi. Bu muhtar bize ibneliğine namazı uzun uzun kıldırmış olmazsın sakın. Yok abi. Eskiden beri söylerler muhtarın evliya soyundan geldiğini. Doğrudur herhalde. Baksana adam. Bir saattir namaz kıldırıyor. Ya Nur abi. Bu yatsı namaz kaç rekat? Muhtar bize uzun mu kıldırdı ne? Lan siktir gitsin et. Abdestsiz git. Sanki ben çok biliyorum yatsı namazı kaç rekat. Tövbe tövbe ya. Allah kabul etsin. Sağ ol hocam. Amin amin de. Yani muhtar bir namaz kıldır dedik. Anamızı dilimize ağlattın ya. Ya bir saat nasıl namazı kılınır mı kardeşim ya? Ya Nuri kardeş niye böyle yapıyorsun ya? Ya sindire sindire bir yatsı namazı kıldık. Şimdi ona da mı laf ettin? Sanki sen her zaman kısa namaz kılıyorsun da şimdi uzun namaza mı laf etmeye başladın ya? Hasan abi. Sen namaz tekbir almadan önce bir adım sağa kayıverdin. Hayırdır abi bir şey mi var? He ben de gördüm neydi o? Aramızda kalacaksa anlatayım. Tamam abi. Namaz kılarken bana bir haller oldu. Gözümün önü kararttı. Bir baktım. Ayağımın arasında bir mübarek başını gördüm. O yüzden yerimi değiştirdim kardeş. Ana! Ben dediydim. Ben dediydim abi. Yahu bu gerizekalı İmam Taceddin bizi yatırım üstüne bastırarak mı kıldırıyormuş namazı bu zamana? Vallahi iyi çarpılmamışsın amına koyayım. Ben bir daha gelmem bu camiye. Ben gidiyorum kardeş. Derslerle nasıl acıdı canım sen bilemezsin. Düşmanlar yapmazdı bunları derken. Ömrümü bitirdin herkesten erken. Yakmayın
çöpe atmayın. Vefasız olup da zora koşmayın. Sen istedin, biz yaptık, sonumuz aldı. Sen istedin cananım, beni yakmayın. Sen istedin emekleri çöpe atmayın. Vefasız olup da zora koşmayın. Sen istedin, biz yaptık, sonumuz aldı. Selamlar. Buyur kardeş. Filtre kahve var mı? Filtre kahve. Var, ne olsun? Latte içerdim normalde de. Coco loco moco. Hem short da değil, bu sefer long olsun ya. Bro. Cheesecake de istiyorum yanında. Cheesecake. Evet. Bangolu lütfen. Bangolu. Ya köy hayatını sevmeye başladım ya. Alışmaya başladım. Böyle bir sıcaklık gelmeye başladı köye karşı falan. Güzel vallahi yani. Sen neyin kafasını yaşıyorsun ha doktor? Ya bura Beypazar'ın Oruçköy. Kadıköy mü zannettin burayı? İçiyorsan Türk kahvesi var. 20 lira alayım. 15. Şişt. Doktor. 7 lira. Ha gel, Basura iyi geliyor, gel. Lan zaten gelişi 3 lira. Gel. Lan Nuri. Şu çalgıcıyla 5'ini al. Şu tarlalara gidin. Söküm işini. Bugün bitirin gali. Diğer tarlalar bekleyip duru. İnşallah bir yerimize bir şey saplayan olmazsa bitiririz muhtar. Şu gerizekalı Hamdi'ye stok yapmayı bir öğretemedim gitti la. Oğlum birkaç çuvaldan ne çıkar? Bebelere biriktirin dedim. Lazım oldukça kullanın dedim. Adam anlamıyor ki. Öküz. İyi de muhtar, bunun temizliği var, yakıtı var, unu var. Of, kes. Sen doktora git. Doktor mu? He. Ne yapalım? Kendimiz kaşındık. Halil abi, eğer sıkıntı olacaksa ben gelebilirim. Ya sen nereye gidiyorsun ya? Sen bana lazımsın. Merkez sağlık ocağına oturana beton dökeceğiz. Ney? Sağlık ocağı mı? He. Abi sen bizim doktor al git. Kusuruna da bakmayın. Acemiliktir. İdare edin işte. Muhtar emmi. Hadi kalk gidelim. Abi harç karalım. Gerekirse sağlık ocağını baştan inşa edelim. Orası bizim en kutsal yerimiz. Yürü kalk. Kalk. Yürü. Muzaffer, vay sen de gittin be. Aslan abim lan. Kalıbına kurban olduğumun Hamdi abisi. Bu köylünün söylediği doğru mudur abicim? Bu altın Muzaffer gömüyü bulmuş mudur sence? Ya oğlum Osman, sen salak mısın ya? Sen hiç Hugo'yu izlemedin mi? Ortada sandık varsa altın da vardır ya. O değil de abicim. Hani ben de bize bir şeyler düşer minin peşindeyim. Niye kızıyorsun ki bu kardeşin abi? Düşer Osman'ım, düşer. Gökten yarma şeftalyasa bize kara patlıcan düşer ya. Ekmeğine bak ya, bak ekmeğine ya. Haydi.
Bu sefer de bunu mu düşürdün lan? He? Eşek emanet Nuri dayım. Geri götüreceğim. Bakım yapacağım, bakım. Senin nasıl bakım yaptığını herkes biliyor. Sen emanetli mümanetli ben eşek. Erkek bile olsasıyken lan sen bunları. İnek. Bana bak. Muhtarın eşeği de kaybolmuş diyorlar. Epeydir yokmuş. Senin hırlamıyorsa hala. Bakım yaptım da. Saldım gitti. Vallahi seni hiç gözüm tutmadı zaten. Lafını çok duyuyorum sağda solda. Cık, gir içeri. Mendebur. Asıl seni sikmeli amına koyayım. Muhtar amca, he? Kapalı olduğunu bilseydim vallahi bu kadar acele ettirmezdim ya. Oğlum, bugün cumartesi. Bütün devlet daireleri tatil olduğu gibi Sağlık Hoca da tatil. Biz de bununla fırsat bilerek halka hizmet, hakka hizmet dedik. Geldik burada bir harç yapalım dedik. Ben şimdi eve gideyim, malayı alayım geleyim. Ben gelene kadar da sen şu harcı güzelce yap. İyice bir betonu dökelim, patatesliğe kadar kurusun. Tamam mı yiğidim? Hadi kalk 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 kalk. Hadi. Gel. Ya Allah, ya Allah. Al bakayım. Aslanım benim ya. Ayda yılda yüzümüze bir şans güldü dedik. O da hafta sonuna denk geldi. Nasıl sağlık ocağı burası kardeşim? Yok mu buranın memuru, nöbetçisi bilmem nesi? Of. Kafana sıçayım senin yiğit, kafana sıçayım. Fırında ne güzel ekmeğini yap, yat uyu. Kolay gelsin. Çay içer misiniz? Yok ablacığım, teşekkür ederim, içmem. Abla mı? Abla mı? Ne ablası? O benim hayvanlığım. Sizi bir an için şahlamadım da abla falan yok etrafta. Ne ablası canım? Yorulmuşsunuzdur diye çay demledim. İçer misiniz? Kana kana içmez miyim? Efendim? Tabii ki içerim. Siz demlemişseniz o çayı. Beneyler. Yiğit, ben de memnun oldum. Ben de. Oh. Tamamdır Hamdi abi. İçeri temizledim. Çuvalları da üst üste koydum. Pırıl pırıl ortalık. Doktor nihayet kaptın la bu işi. Ellerine sağlık. Çok iyi oldu. Abi pardon. Telefon. Alo. Doktor Mina. Nasılsın hayatım? Aldım canım. Geldi kargo. Yok merak etme. Burada da boş durmuyorum. Çalışıyorum. Ne? Profesör beni mi sordu? Demek ki affetmiş beni ya. Vallahi çok sevindim. Ben de seni çok özledim canım. Ya hadi söyle bakayım neymiş sürprizin? Ne? Buraya mı geliyorsun? Ya hayatım buraya gelemezsin. Burası köy. Ya zaten kıç kadar ev. Nereye sığacaksın? Biz bile zor sığıyoruz. Ya ne alakası var? Ben de seni çok özledim. Ya aşkım şimdi kapatalım ya. Daha sonra görüşelim lütfen. Tamam kapatalım hadi telefonu. Hadi kapat canım, kapat.
Haydi afiyet olsun. Hadi kızlar hadi. Hadi yiyir verin gari. Sonra aç kalırsınız hadi. Nasıl yani? Hepimiz bu tastan mı yiyeceğiz? İyi de bu çok sağlıksız bir şey değil mi ya? Çok sağlıksız bir şey. Senin ağzının değdiği kaşığı çorbaya daldıracaksın ki bizim de ağzımız tatlansın. Ay midem bulandı. Sus kız sus. Kafalarını bulandırma şimdi. Sus. Bak kızım burada böyle özel tas tabak olmaz. Adetlerimiz bütünleşmek için vardır. Bütünleşmek için yapılır bu yemekler. Hadi hadi. Yemekten sonra size şalvar yazma falan verip de üstünüz batmasın hanımlar. Daha çok işimiz var. Harika bir şey bu ya. Ben hayatımda bu kadar güzel bir çorba daha içmedim valla. Sen de denesene mükemmel ya. Deneyim bari. Mükemmel. Hadi babacığım getirin şu kapamaları. Koca eridi lan burada. Tövbe yarabbim. Sanki tek aç benim burada arkadaş ya. Açın onu açın onu ağlar açın. Ha. Getir babacığım getir. Boş ver. Hadi buyurun ağlar. Kapama derler buna kapama. Ulan hoca. Şu koca köyü doyurduk. Bir tek sen doyuramadık biliyor musun? Ya muhtar dur ya. Aç gezmişimi nerede gördün oğlum? Yani şaka yapma artık ya. Oğlum. Duydum köyde menüt olduğunu. Hemen izini kestim koşa koşa geldin. He? Hastan vardı senin ne oldu? Öldü mü? Nalları mı dikti yoksa? Tövbe yarabbim tövbe. Muhtar köyüm yakın zaten. Hastama da bakan var. Lakin cami boş kalmasın dedim. Tabii canım. Öyle olur zaten. Nereye düştük ha? Neyse. Hadi afiyet olsun. Yumurun bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bismillah. Durun lan dur. Durun bakın durun. Hoca ağaç dediniz ama siz benden daha ağaç mısınız? Durun hacı ya. İşlenen hayırları, yaptığımız duaları Muzaffer Eren kardeşimizin ruhuna hediye ettik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Amin. El Fatiha. Allah kabul etsin. Nur içinde yaz. Amin. Allah razı olsun Hasan amca. 24. günde de olsa babamın hayrını gerçekleştirdik. Sağ ol koçum. Allah kabul etsin. Allah mekanını cennet etsin. Amin. Gani gani rahmet eylesin. Amin. Allah canına değdirsin inşallah. Amin. Evet, yemeğimiz bittiğine göre daha yapacak çok işimiz var. Şimdi şu bebelere söyleyin bir kısmı gitsin. Derelerden, ırmaklardan böyle bir çuvala yakın taş toplasın. Yağmur duası için lazım biliyorsunuz. Tamam? Evet. Hadi bakalım iş başına. Ya Allah ya bismillah. Yavaş muhtar. Az yiğidin muhtar. Muhtar kaçıracaksın yavaş. Kim? Hani bu maden suyu adamı güzelleştiriyordu? Yahu benim karı maden suyu işer oldu. Güzelleşeceğine gittikçe çirkinleşti. Ya Nuri dayı Allah'ın yarattığını, bunun ürettiği ne yapsın ki? Bu sadece içmenin olmaz böyle. Yüzünü yıkayacak, banyo edecek. Gusülüne yımanacak orada. Sikti lan iç. Zaten her şeyi iki katı fazlasına satıyor. Yahu senin yüzünden 3,5 dönümlü tarlayı bir kadının uğruna hiç ettik be. Vallahi Nur dayı, beni alakadar etmiyor. İster alın, ister alman. Lanet olsun sana be. Lan ben bu yaştan sonra çirkin karıyla bile yatarım be. Ha. Lan Akif, nasılsın yeğenim? İyi muhtar. Bak hala, sen kırmızı kola satıyor mu? Satıyorum. İyi bok yiyorsun. Ulan ben bebelere kırmızı kola satmayacaksın demedim mi sana? Senin dükkanın başına yıkarım. Eşşolak sen, git!
Avratla kötü olan geliyor gidiyor bize saplıyor arkadaş. Kırmızı kolaymış. Maden suyu iç. Bir adamsın lan. Senin hiç işin gücün yok mu lan senin ha? Ulan bu köyün neresinde görsem senin bir yerlerini karıştırıyorsun lan. Ulan ağzını karıştırıyorsun, ağzını yıkamıyor mu lan sen? Ulan kıçını karıştırıyorsun, taharetlenmiyor musun? Oranla buranı karıştırıyorsun. Etek tıraş almıyor musun lan sen? Ne var lan burada? Ne var burada? Ben yıllardır böyle yapıyorsun lan sen. Geç çek bakayım şöyle. Vay, vay. Lan astar da yok lan, astar da yok. Köyü mü sikeceksin lan sen ha? Köyü mü sikeceksin, bezemek? Ya kızlar keşke bir gün daha kalsaydınız. Öyle bir günlüğüne olmaz ki apar topar gidiyorsunuz. Yok Yiğit abicim biz artık gidelim inşallah. Başka bir zaman, başka mekanda hep beraber oluruz. İnşallah. Rahmetli babamızın mirası çok önemli bizim için. Hepimizin hayatı değişebilir. Ama var ya size bir düğün yapacağım. Hayatım kalman için çok ısrar etmiyorum. Ortamı zaten kendin de gördün. Hı hı. Şu mirası bir halledelim hayatımız kurtulacak. Bir tane de villa dikeceğim buraya. Bravo Doktor Cesur. Bravo sana ya. Hala villa diyorsun. O villayı dik ama tek başına otur. Ben yokum artık. Yeter ya. Yeter. Ama hayatım neden öyle diyorsun ya? Bak hem senin projeyi hem benimkini hayata geçiririz. İkimizin de hayatı kurtulur. Bu arada formül tamam. Yarın karışımı köylüye dağıtıyorum. Bari bu gece kalsaydın kız. Vallahi değil. Bir gece bir saat daha burada kalamam Egocuğum. Hem kalsam nerede yatacağız Allah aşkına? Biraz mantıklı ol lütfen. Necati abinin ahır var şurada. Ne demişler? İki gönüllü bir olunca samanlık seyran olur kız. Saçmalama lütfen. Ben gidiyorum. Sen de babanın mirasını aldıktan sonra hemen geri geliyorsun ona göre. Geleceğim. Geleceğim yavrum. Albüm yapacağız. Halim ak. Şimdi birazdan şu taşları Halil minibüsüne yükleyeceğiz. Biz hepimiz yürüyerek gideceğiz. İhtiyarlar eşeğe binebilir. Oraya gidince toplu halde duracağız. Allah cezanı versin Cesur. Şu köylüyü düşürdün hale bir bak ya. Abi vallahi ben de bir anlam veremiyorum ya. Neyin dozunu fazla kaçırdım acaba? İyi ki sadece buralarına sürmüşüz ha. Neyse Allah'tan saçlarının yerine daha gür çıkacağına inandılar da olay olmadı. Yemin ederim kıtır 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 doğrarlar bizi. Abi o değildi. Şu taşları niye topladık ya? Şimdi bu taşlar tek tek okundu tamam mı? Hoca birazdan yağmur doğasına çıktığı zaman kendi aralarından bir tane eşek seçecekler. O eşeğin sırtına yükleyecekler. Sonra da suya gömecekler onu. Çok heyecanlı. Oğlum asıl heyecanlı olan bu akşam miras belli oluyor. Acaba ne? Benim içimde çok güzel bir his var.
Hepimizin hayatı değişecek. Evet. Nasıl hareket edeceğinizi öğrendiniz değil mi? Anlaşıldı. Anladım. Ne yapacağını da bildi değil mi? Anladım. Hadi o zaman. Ya Allah ya Bismillah. Amin. Amin. Yüce Allah'ım, kullarını, hayvanlarını sula, rahmetini yay. Ölü olan bu topraklarımızı sen dirilt ya Rabbim. Amin. Hayırlı, afiyetli, bereketli, zararlı olmayıp faydalı yağmur ihsan eyle. Amin. Dualarımızın kabulü Allah rızası için. El Fatiha. Allahümme. Hadi Muhtar, yükle bu çuvalı. Muhtarım, kime yükleyeceksin o çuvalı? Senin gibi bir eşek varken başkasına yüklemek olmaz ama dua et ki fıtıksın. İş bana bakmayın valla. Geçen sene ihale bana kalmıştı. Bir sene bel arasında kendime gelemedim. Durun o zaman. Bakın şimdi ne yapıyorum. Şöyle mert, güçlü bir adam yok mu? Yiğit! Abi, Muhtar seni çağırıyor. Burada! Gel bakayım aslanım, seni kutsal bir görev bekliyor. Kutsal görev mi? Lan geri zekalı, hep senin yüzünden geldi bunlar başıma. Hadi yardım et doktor. Kaldır şu çuvalı. Hadi bakayım aslanım. Kazan mübarek olsun. Şinasi, bu senin son şansın. Evet. Böyle iğrenç espri yaptığına göre kendine geliyor tahmin ediyorum. Ana, ne oldu lan bana? Öldün mü yoksa? Doğru söyle doktor. Yaşayacak mıyım? Eşek gibisin. Yaşayacaksın tabii ki. Çok şükür. Oy. Allah cezanı versin senin Cesur. Hocayı da mı kel yaptın ya? Hayır hayır. Kimsenin kabahati yok. Bu kellik bende uzun zamandan beri var zaten. Ha, iyi. Hemşire nerede? Hemşirem dışarıda. Abinlere haber vermeye çıktı. Ama sen bir dur önce, bir muayene edelim seni ondan sonra. Sen çekil başımdan, sevdiğim gelsin. Boşuna benimle uğraşma doktor. Gayet iyi. Abi. Abi. Korkmayın lan, bir şey yok, tamam mı? İyiyim. Bir 5 dakika konuşabilir miyiz Leyla? Tabii. Biliyorsun, bugün buradaki son günüm. Birazdan kahvede babama mirasını öğrendikten sonra gideceğim. Ama sana söylemem gereken şeyler var. Ve bunları söylemezsem, dünyanın en zengin insanı da olsam bir tarafım hep eksik kalacak. Lütfen bunun için kızma bana. Peki. Köye gelip seni ilk gördüğüm andan itibaren yüreğimin her noktasında bir eylem gerçekleşiyor. Sürekli yüzün gözümün önüne geliyor.
ve sürekli seni görmek istiyorum. Şimdi sona erdi ama. Gidiyorum. Ama bir bal kabağına dönüşerek değil de... içinde senin de olduğun bir dünya kurup öyle gitmek istiyorum. Ne olursun izin ver de sana ne kadar saçma bir adam olduğumu ispatlayayım. Peki tamam. İspatla o zaman. Sevgili dostlarım. Bugün burada Altın Muzaffer namıyla maruf Muzaffer Eren Bey'in vasiyetini yerine getirmek ve mirasını hak edene verilmesi için toplanmış bulunuyoruz. Vasiyetinde çok açık olarak açıklamıştı. Çocuklarından biri köyden biri olmayı, köylü gibi yaşamayı, yani köyün bir parçası olmayı kabul eden evlatlarına verilmişti. Biz de muhtarlık ve köy heyeti olarak toplandık ve nihayet kararımızı verdik. Kararımız şudur. Atasına saygılı, özünü, sözünü yerine getiren, atasının yüzünü yere eğdirmeyen, köyün her türlü güçlüğüne, sıkıntısına, meşakkatine göğüs geren, köylü olmayı, köyden biri olmayı başaran Muzaffer Bey'in bu üç evladına vermeye karar verdik. Şimdi Muzaffer Bey'in çocuklarına bıraktığı bu mirası kendilerine vermek üzere herkesin huzurunda açıyorum. Dur muhtar. Belki altın mı altın çıkar. Duasını okuyalım. Maazallah kül olur uçar vallahi. Ya hocam Allah'ını seversen bir de buna şey yapma ya. Ben içinden neler çıkarsa çıksın ne dualar okurum ben ona. Ya Allah! Bismillah! Tövbe estağfurullah, tövbe, tövbe. Evet. Rahmetli Muzaffer Ağa, çocuklarını uzun yıllar sonra bir araya getirmeyi başarmıştı. Hem de küçücük oyuncaklar sayesinde. Basitçe oyuncak deyip geçmeyin. O, çocukların sahip olduğu ilk ve en merak edenler için söyleyeyim. Çocuklar henüz işlerinde başarılı olamadılar. Ve hala bekarlar. Ama birlikte çok mutlular. Her fırsatta kendilerini sevgi ve şefkatle yetiştiren esirgeme kurumundaki büyüklerini ziyaret etmeyi de ihmal etmiyorlar. Gökten üç elma düştü kardeşlere ve biliyoruz ki onları anne ve babalar yolladı. Darısı tüm anne ve babasızlar. Ha, unutmadan aklımdan geçeni de söyleyeyim. Bence o sandık sadece oyuncaklarla sınırlı değil. Bu sadece başlangıç.